Selamünaleyküm arkadaşlar. Sayfa 97'de kalmıştık. Oyuncakları tanıtıyorduk. Buradan devam edelim. Ve yemgilil ebeveyni anne ve babaya gerekir. Ne gerekir? İhtiyaru hadihi'l lu'abi. Bu oyuncakları seçmeleri gerekir. Nasıl? Mülaimaten lisinni tıflihime çocuklarının yaşına uygun olarak seçmeleri gerekir. Neden? Li ella yahjuraha çocuk o oyuncakları bırakmasın diye, wa <laughs> ve terk etmesin diye. Nasıl min duni isti'malin kullanmadan. Ne zaman da idha <laughs> kanat fevqa mustawa'ul akli akıl seviyesinin üstünde olduğu zaman. Anne ve babanın bu oyuncakları akıl seviyesinin üstünde olduğu zaman çocuğun onları kullanmadan terk etmemesi için çocuklarının yaşlarını uygun olarak seçmeleri gerekir. Kema <laughs> yenbagi gerektiği gibi lil ebeveyni anne ve babaya ne ihtiyaru lu'abi tiflihima bi çocuklarının oyuncaklarını özgürce seçmeleri gerektiği gibi. Ne demek istiyorsun kardeşim sen? Şimdi söylüyor: Düneme isga in ilernisa ihil aharin. Başkalarının nasihatlarına kulak asmaksızın, çocuklarının oyuncaklarını özgürce seçebilmeleri gerektiği gibi. Daha ne yapmaksızın seçmeleri gerekir? Evit tesuri veyahut da etkilenmeksizin dünemaya atfediyoruz. Biddiayetil murafikati lillu'abi. Oyuncaklar hakkında olan reklamlardan etkilenmeksizin. Yani anne ve babanın çocuğuna oyuncak seçerken o oyuncak hakkındaki reklamlardan etkilenmeyecek. Başkalarının nasihatlerine kulak asmayacak. Kendi kendi hür iradeleriyle çocuklarının akıl seviyesine uygun oyuncak seçecekler. Buna dikkat etmeleri gerekir diyor. Ve muazzemeni zaman geçtikçe yani çocuk büyüdükçe yumkinu ihtiyaru lu'abin oyuncakları seçmek mümkün olur. Nasıl oyuncak? Ekstra takiden daha karmaşık oyuncakları seçmek mümkündür. Ama çocuk daha henüz bir yaşındayken kalkıp da ona bin parçalık puzzle almayacaksın. Nasıl karmaşık oyuncaklar? Tüthiru harekete geçiren neyi? El kuderatil harekiyetin nefsiyete ledet tifli, çocuğun kişisel hareket çocuğun kişisel hareket yeteneklerini harekete geçiren ve tu ve onun merakını uyandıran daha çok karışık oyuncakları seçmek mümkündür. Kelimelere bakalım ne varmış farklı? Mülaimeten uyumlu. Türkçede de kullanıyoruz bunu. Ne kadar mülayim bir adam. Hecara yehcuru. Direkt manası reklama eşlik eden. Kullanmayız. Ondan sonra. Akkade yuakkidu takiden. Karma karışık şey. Ey kaza yuqizu. Uyandırmak. Geçti birkaç kere. Fuzulun. Fazlalık demek. Lüzumsuz demek. Meraklılarda genelde <laughs> lüzumsuz olur ya ondan. Fuzul kelimesi meraklı manasında kullanılıyor. Evet. Ve le'alle minel müstehseni güzel olabilir. Eydan aynı şekilde ne irda canibin ahara başka bir yönü razı etmek. Yani burada razı etmek yerine ne diyebiliriz? Başka bir yön razı edilir mi? İnsan mı bu? Veya bir canlı mı? Nasıl razı edeceğiz? Ortaya çıkarmak diyebiliriz. Min cevani bil ibda'i lere tifli. Çocuğun yaratıcılık yönlerinden başka bir yönü de ortaya çıkarmak güzel olabilir. Nasıl peki neyle bir takdimi verakin çocuğa kağıt vererek bu elvanin boyalar vererek ve aklamin ve acinetin kalemler hamur oyun hamuru vererek çocuğun yaratıcılık yönünden Başka bir yönü de ortaya çıkarmak aynı şekilde güzel olabilir. Ve minet doğaldır en tahtaral ümmü annenin seçmesi li çocuğu için. Neyi seçmesi? Esbagan me'muneten güvenilir boyaları seçmesi doğaldır. Nasıl güvenilir boyalar? La etara lissummi fiha içinde zehir etkisi bulunmayan güvenilir boyaları çocuğu için annenin seçmesi doğaldır. Kemayen nitekim gerekir leha anneye en turaqibehu çocuğunu gözetlemesi Murakabe altında tutması gerekir ve tuallimehu ve o çocuğuna öğretmesi gerekir. Neyi istihdameha onların bu yukarıda sayılan şeylerin kullanımını öğretmesi gerekir. Evet inceleme yapalım. Ve alle umulur ki belki de manasında. Ama bunun diğer bir özelliği de var. Ne bu? İnnenin kardeşlerinden dolayısıyla ismi az haberini ref eder. Değil mi? Ama burada şi bir cümle geldiği için yani harfi cerli bir kelime geldiği için bunun tekaddüm etmesi, önce gelmesi vaciptir. Dolayısıyla leallenin haberi önce gelmiş. Ne diyoruz? güzeldir. Bakın küllü dırdırın haber unutmayacağız. İrza'e ismi de bu olduğu için ne yaptık bunu? Fetha okuduk zaten. Ebda'e yubdi'u ibda'an. Yaratıcılık, dahilik. Kaddeme yukaddimu takdimen. Sunmak, başvurmak manasına da gelir. Hel <laughs> kaddemtel evrak. Başvurdun mu mesela? Bu manada kullanıyor Arap bunu. Ondan sonra başka ne var? Acin. <laughs> Bunlar bilindik. Acin hamur demek. Burada kastettiği oyun hamuru. Bazen mesela bir şey yapıyoruz. Normal bildiğimiz hamur var ya suyla unla yapılan. Ona bir de gıda boyası katıyoruz. Al fıstık gibi hamur. Oyun hamuru biraz daha az güvenilir olduğu için bunu da deneyebilirsiniz. E, lahmacun diyoruz mesela. Onun aslı ne? Lahmacun. Yani etli hamur. Konyalıların tabiriyle etli ekmek. Ondan sonra asbav elvan Burada benzer manada kullanılmıştır. Levn normalde renk demek, sıbğa boya demek. Allah, Allah'ın boyası değil mi? Evet. İstahdeme yestahdimu istihdamen. istihdam edilebilir, istihdam ederiz gibi Türkçe'de kullanıyoruz. Kullanmak manasında. Nestahdimu mesela kullanıyoruz. Evet. Ve ba'de zâlike. Bundan sonra. Yeşra'u tıflü çocuk başlar bil isticabetil münasibeti uygun bir şekilde karşılık vermeye başlar. Ne uygun? Lima yukaddemu ileyhi min münebbihatin kendisine sunulan o uyarıcılara uygun olarak çocuk artık cevap vermeye başlar. Buradaki münebbihat ne demek? Yukarıda saydı ya renkler, kalemler falan oyuncaklar. Onlara uygun olarak çocuk artık karşılık vermeye başlar. Çocuk artık karşılık vermeye başlar. Acaba otur oyuncaklar olmazsa çocuk karşılık vermiyor mu? Verir yani vermez. Sanki bizim zamanımızda oyuncak vardı. Sonra ne olur? Ve yebde u başlar zeka uhu zekası bir tadavvuri gelişmeye başlar. Ve muvi aynı mana atfı tefsir gelişmeye büyümeye başlar. An tariqil muhtelifeti farklı farklı oyuncaklar yoluyla. Daha sonra çocuk ona sunulan uyarıcılara uygun olarak karşılık vermeye başlar ve zekası farklı oyuncaklar yoluyla büyümeye, gelişmeye başlar. bu minel mumkini mümkündür. Ne mümkündür? En tarsu del ummu annenin gözetlemesi mümkündür. Neyi tekaddüme tifliha çocuğunun geliştiğini nasıl Raseden mübaşiran direkt olarak gözetlemesi mümkündür. Antariqi laibi oyuncaklar vasıtasıyla. Demek ki oyuncaklar vasıtasıyla çocuğun nasıl bir ilerleme katettiğini görmek mümkünmüş. Hey gidi eskiler hey. Çamurdan araba yapardık, boyardık onu. Ama biz de yaşlanmışız be. Evet, farklı kelime ne var? Yukarıda ba'de vardı. Ba'de zelike bir kalıp zaten bundan sonra demek. Bunu artık söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ondan sonra münebbi çalar saat demiştik hatırlarsanız. Bede ebbi unutmayın. Harf üzerinde duyuyoruz ki yarın öbür gün lazım olur diye. Onlar rasa de yar sudu rasa tane diyoruz ya. İşte depremleri şunları bunları gözetleyen yer manasında. Türkçe'de de kullanılıyor halbuki. Mübaşir direk. Devam edelim ve min cihetin uhra. Diğer yönden. Fe inne taklidel kibari. Büyükleri taklit etmek. Nedir? Yuaddu sayılır emran esasiyen temel bir iş sayılır. Fi tedavvuri tıfli çocuğun gelişiminde. Diğer yönden büyükleri taklit etmek çocuğun gelişiminde temel bir iş sayılır. Ve evvelü delilin ilk delil ala taklidi taklit etmenin çocuğun gelişiminde faydalı olduğunun delili demek istiyor. Nedir? Yetemezselü fi el'abihil ula ilk oyuncaklarında kendini gösterir. Yani sen eline bir oyuncak araba alırsın, vuuu yaparsın, o da seni vuuu yapar. Fe fi etnâ illa'ibi, oyun esnasında yestehdimu tıflu çocuk kullanır. Neyi? Havâssehu, duygularını kullanır. Ve yunesiku koordine eder, uyum sağlatır. Beyne avalâtihi, kasları ile ve harekatihi hareketleri arasında ne yapar? Bir koordine sağlar. Birbirine uydurur onları yani ister istemez. Ve <laughs> yeşhazü ve biler kuderatihi ile akliyete külleha bütün akli becerilerini biler. Yani keskinleştirir artık. Ve yezidu hayalehu ve hayal gücünü arttırır ve kudretehu alet tekeyyufil ictimaiyyi ve sosyal uyum becerilerinde ne yapar? Böylelikle arttırmış olur. Ve yebde ıttiflü çocuk başlar. Fi şehri 12. ayında başlar. Neye başlar? Bi mümârasetil bir remziyeti sembol oyunları uygulamaya başlar. Nasıl belirli konum? yekunu esasen leha o sembol oyunlara temel olan belirli konumlara dayanır. Toplayalım. Bu oyuncaklarla oynama esnasında çocuk duygularını kullanır ve kasları ile hareketleri arasında koordinasyon sağlar. Bütün akli yeteneklerini keskinleştirir, bileyler, hayal dünyasını ve sosyal uyum becerilerini de arttırır. Çocuk 12. ayında kendisi için temel olan belirli konuma dayanan sembol oyuncaklarla artık ne yapar? Oynamaya başlar. Şimdi bu belirli bir konum ne, temel ne? Bunlar işte çocuktan çocuğa değişiyor. Mesela erkek çocuğu arabayla oynar, kumla oynar, kamyonla oynar. Mesela bunlar onun için temel olan belirli bir konuma dayanmış olur. Bilmem anlatabildim mi? Açıklamaya devam ediyor ve ta'temidul el'abur remziyetul ula işte bu ilk sembol oyunları da dayanır ala taklidi işaratil kibari büyüklerin işaretlerini taklit etmeye ve ve onların davranışlarını taklit etmeye dayan. Dolayısıyla küçük çocuk için önünde olan görebildiği şahıs onun idolü olmuş oluyor. Onu taklit ediyor yani. Velakin fakat müstaazu mübadele yapılır, değiş tokuş yapılır, becaiş yapılır. Fiha bu taklitlerde neyle ne değiş tokuş yapacağız ya? Bize iki şey lazım. Anil eşya il hakikiyeti gerçek şeylerle bir eşya -e, vehmiyetin hayali şeyler arasında değiş tokuş yapılır. Yani sen büyüksün. Biraz böyle hayali şeyler yapacaksın çocukla oynarken. Yani çocuğun karşısında böyle ciddi ciddi durmayacaksın. O rollerde bir değişiklik yapılır. Farklı kelimelere bakalım. Ne var? Artık görüyorsunuz hiç farklı kelime gelmiyor. Hepsi bildiğimiz kelimeler. Maşallah. El havasu hisler, duygular. Nesseka yunessiku tensikan uyum içerisinde olmak, koordine etmek. Adalet geçmişti. Şahaze yeşhazu. Böyle bıçağı bile ilersin ya. Kuş, kuş, kuş. Burada mecazi anlamda akli becerilerini bilemek dedik. İsteaza yesteizu. Bu meçhulü yüsteazu. Söyledik zaten. Mübadele yapmak, becaş yapmak, değiş tokuş yapmak ve ma ve zamanla yakhudu tifl çocuk başlar bil ifadeti ifade etmeye başlar minel a'mali bir takım işleri vel eşya'i bir takım şeyleri elleti asbahat me'lufatan ledehi kendisinin alışık olduğu şeyleri işleri artık çocuk ne yapmaya başlar ifade etmeye başlar fil hayatil yevmiyati günlük hayatında mesela kana yelbisu giydirir düm yeten. Bir oyuncak bebeği giydirir. Ev yut'imu lü'beten veya da bir oyuncağı doyurur. Artık sen çocukta bir şeyler görmeye başlıyorsun. Çocuk kendini ifade etmeye başlıyor. Ve yemilü meyleder el atfal çocuklar. Kezalike aynı şekilde. İla taklidil eşkası Gördüğü şahısları, insanları, nesneleri taklit etmeye başlar. Ve sülükihim <laughs> ve o şahısların hareketlerini, davranışlarını da taklit etmeye başlar. Fil hayatil yevmiyeti günlük hayatında senin yürümeni bile taklit eder çocuk. Yemeni, içmeni, gülmeni, kızmanı bunların hepsini taklit eder yanında kim varsa. Ve <laughs> yahtezune ve taklit ederler, örnek alırlar. Fî zâlike bu hususta efrade üserihim ailelerinin fertlerini bu hususta örnek alırlar. İşte az önce dedim yani. Keramet gösterdik. <laughs> Daha kimi örnek alırlar ve bir meyaravnehu fil biyeti çevrede gördüklerini de örnek alırlar. Elleti ye'işûne ya fiha yaşamış oldukları çevrede gördüklerinde ne yaparlar? Örnek alırlar, taklit ederler. Ve tekammesu tiflu çocuk taklit eder. Bu tekammesa gamistan geliyor, gömlekten geliyor. Normalde gömlek giymek demek ama şahsi yetenle beraber kullanıldığında taklit demek oluyor arkadaşlar. Çocuk taklit eder ahyanen bazen kimi şahsiyete insanın ahar başka bir insanın şahsiyetini taklit eder. Adam ona güzel yaklaşıyordur. O adamı sever, o kişiyi sever. Onu da taklit edebilir yani. Fe yueddil a'male nefseha aynı işleri yapar. Elleti ra'i şahsel ahara yakumu biha. Görmüş olduğu o diğer şahsın yapmış olduğu işlerin aynısını yapar. Birebir taklit eder yani. Ve indemâ tenmû Gelişince ne khibratu tifli çocuğun tecrübesi gelişince, vâtetesi uğudratu ve becerisi gelişince, alel mulahazati böyle mulahaza etmeye düşünmeye olan becerisi gelişince, tek lil umuri işlere bakış açısı da artık ne olur? büyür. Ve yezidu ve artar takliduhu lil aharin başkalarını taklit etmesi artar ve li -e a'malihim ve o başkalarının işlerini yaptığı şeyleri de taklit etmesi ne yapar? Artar. Ve lil eşya illeti yaraha görmüş olduğu şeyleri de taklit etmesi artar. Ev yesma'aha veyahut da işitmiş olduğu şeyleri taklit etmesi artar. Fi bi etin gayri bi etihi yaşamış olduğu çevreden başka çevrede duymuş olduğu görmüş olduğu şeyleri ve başkalarını işlerini taklit etmesi de artar ve ala bunun üzerine tusbihul alabu oyunlar olur <laughs> çocuğun oynadığı oyunlar olur. Ekalle imlalen bin nispeti kendisine nispetle daha az sıkıcı olur. Yani çocuk artık daha fazla oyundan anladığı için, daha fazla oyun bildiği için ne olur? Oyunlar daha az sıkıcı olur. Yani daha çok oynar, daha az sıkılır. Ve tüs himu fil vakti nefsihi aynı zamanda bu Geride saydıklarımız katkıda bulunur. Ne fi takaddumu fikrihi fikrinin gelişmesine ve tenmiyetihi ve büyümesine ne yapar? Katkıda bulunur. Kelimelere bakalım. Me'luf, ülfet diye kullanıyoruz sanki biz. Alışılan şey yani içinin ona ısınması, ısındığı şey manasında. Alışık olduğun şey. Ondan sonra başka ne var? Ta'ame yata'amu yemek, et'ame yut'imu yedirmek. Ma'le <mâ> yemilu, meyil etmek. Türkçe seleke geçmişti. Evet burada baya güzel fiiller kullandı. Hmm. Mesela bir, taklit etmek. İki, yahtezune, taklit etmek. Yetekammasu, taklit etmek. Bakın bir buçuk satırda aynı manayı farklı farklı kelimelerle ver. Harika. Arapça deryaya. Ondan sonra maşallah bunların hepsine değinmişiz. Mağarası yumarası uygulamak bin nispe ila bir şeye göre bir şeye nispetle. Esheme yüz himu katkıda bulunmak. Fil vakti nefsihi aynı zamanda birkaç defa geçti. Başka da bir şey yok. Evet burada kalalım arkadaşlar. Bir dahaki derste şuradan devam ederiz. Burada değinmiş olduğumuz kelimelere, ifadelere, ifadelere kalıplara lütfen çalışın ki kalıcı olsun. Allah'a emanet olun.